Merhaba arkadaşlar, hani kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 20'de Fenerbahçe kariyerine uzun bir aranın ardından devam ediyoruz. Yeni sezondayız. Evet, takım bu sene 4-4-2 oynayacak. Buna karar verdim. İyi forvetlerimiz var çünkü. İş yapabilirler diye düşünmekteyim. Şimdi forvete Eduard'la Muriç'i attık geçen seneden. Sağ kanat Diat'ta, orta sağ Cruze Gustavo, sol kanatta da Hakan Çalhanoğlu'nu düşünüyorum. Defans hattı da şu an için böyle, yedek kaleciye ihtiyacımız var. Takımı azaltmamız gerekiyor. Çok fazla oyuncumuz var. Kiralık olarak gönderilecekler, satılacaklar vesaire vesaire. Şimdilik bu şekilde. Transfer bütçemiz 20 milyon avro. Hiç fena değil. Maaş bütçemiz de gayet iyi. 256 bin avro. Transfer merkezimizde birçok genç oyuncu var. Bunlardan bir kısmını almayı istiyoruz. Şunları da hala araştırıyoruz. Kaleci konusunda da Mert Günok'la görüşeceğiz büyük ihtimalle. Onu alabiliriz. Belki de Volkan Babacan'ı tekrar getirebiliriz. Duruma göre değişebilir. Fenerbahçe kariyeri an itibariyle başlıyor. Orta sahaya çok gelecek vadeden bir isimle başlayacağız. Marcos Antonio. Shakhtar'lı oyuncu. Shakhtar'ın Brezilyalıları zaten meşhurdur. 1.9 hiç fena değil. Kendisiyle görüşmeye gidiyoruz. Bakalım Marcos Antonio takımımıza gelecek mi? Rotasyon. 20 yaşında. 3 yıllık dedi. 3 yıllık bence şu an için ideal. Yani sonrasına bakarız. Serbest kalma bedeli yok. Maaşına gelince 6.200 alıyormuş. Biraz az. 15 teklif etsek. 130'da imza primi versek Marcos Antonio'ya Fenerbahçe'de. Sağ bek transferine çok ihtiyacımız var. Yine Shakhtar kapısını çalıyoruz. Dodo için geldik. Shakhtar'ın Brezilyalılarını bu sene bırakmayacağız. 7 milyon euro teklif ettik kendisine. Kulübüyle anlaştık. Dodo Fenerbahçe yolunda artık gelmek üzere. Evet, çok yaklaştık Dodo'yu getirmeye. 4 yıllık sözleşme süresi bizim için gayet ideal bu arada. Serbest kalma bedelini reddettik. Finansal şartlar uygun. Dodo Fenerbahçe'de. Kaleci ihtiyacı için evet, Başakşehir'in kapısını çaldık. Mert Günok için 6 milyon euroluk bir teklifimiz olacak. 9 istediler. 9 çok. Yani ihtiyacımız var zaten bu bölgeye. 7 milyon euro. Bence yeter diye 7 ya. 9 nedir? Arayı bulamayacağız gibi. 8. Adamlar taktı. 9'a taktılar. Yani ne diyebilirim ki? Mert Günah'a ihtiyacımız var. Bu önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geçen sene Altay'dan çok da memnun kalmadım açıkçası. Burada Mert iyi iş yapar. Yarım bıraktıydı zaten Fenerbahçe'yi zamanında bu kariyeri. O yüzden artık bu hikayeyi tamamlama zamanı diyebiliriz onun için. 30 bine 200 bin. Mert Fenerbahçe'de. Hemen hemen kadroyu tamamlamış gibiyiz. Birkaç transfere gerçekten acil ihtiyaç var. Bir de gitmiyorlar. Yani Alper Potuk, Mevlüt Erdinç falan, onları göndermek istiyorum. Şu ana kadar teklif gelmedi. Çok ilginç bir konuda. Evet. Konya deplasmanıyla sezonu açıyoruz. Konya Spor, Fenerbahçe. Bakalım. 3-0. Çok güzel sonuç. Umarım bu taktik çok iyi işe yarar. Umarım. Ligde ikinci haftaya geldik. Trabzon maçı var. İç sahada. Önemli bir maç. Önemli bir haftadayız. İkinci haftada çok erken yine bu tür rakiplerle karşılaşmaya başladık. Beşiktaş kariyerinde de benzer olay oldu. Yani ilk hafta Galatasaray'la oynadıyım orada da. İlginç gidiyor yani. Bu konuda çok da diyecek bir şey yok. Enzo Milot'u bu arada transfer ettik. Yine bir genç transfer. Ondan da iyi işler yapmasını bekliyorum. Takım... Evet, şu kadro dışı olayındakileri bir türlü hala gönderemediğim için sinirliyim. Gitmiyor adamlar. Kaldılar ya, yapıştılar kaldılar. Sol bek, bir de stoper alacağız. Şu an görünen o. Hadi gidelim maça.
Fenerbahçe Trabzon maçına başlıyoruz. Vedat Muriç oyunu başlattı. Gustavo, Max Kruse ile oynadık. Prepindiat'ta Dodo verdi pası Vakayeme. Vakayeme gidiyor. Otson yakalayamadı. Abdülkadir Parmak Sörlot'la oynadı. O sola döndü. Dursun'a. Dursun bir orta. Vakayeme vurdu out. Çok yaklaştılar gole. Ama iki kişi iyi kapattı orada. Sörlot verdi pası. Vakayeme ile geliyor Trabzonspor. Vakayeme. Vakayeme hala götürüyor topu. Vakayeme. Vakayeme'den bir orta Serdar. Kritik müdahale. Dursun bu arada Diat da araya girdi. Vedat. Hemen Gustavo'ya. Hakan topla buluştu. Sol kanatta Hakan Çalhanoğlu. Geçti rakibini Hakan. Hakan götürüyor hala. Hakan. Hakan çekti bu arada önünde kaldı. Hakan çok kötü. Çok kötü vuruş. Ve şurada el olması da gerekiyordu bence. Hiç pozisyonun buraya gelmemesi lazım. Hem adam orada engelledi bize hem eline çarptı. Uğurcan Çakır uzun oynadı. Vakayeme indirdi top bizde. Dodo. Max Kruse ile. Şimdi Vedat. Vedat kaçan orada Eduard. Otson Eduard. 1-0. Sene gol krallığını oynar mı? Bence oynar. Otson Eduard. Güzel kaçtı. Bu sefer güzel kaçtı işte. 1-0. Eduard. Gollerini atmaya devam ediyor. Yani bu takımın ondan beklentileri çok yüksek. Gustavo verdi pası. Kruse. Otson. Sağ kanatta Krepin Diatta'nın koşu yoluna. Diatta bir orta. Vedat inanılmaz bir gol kaçtı. Çok kötü kaçtı bu. Hakan bir orta. Kafa Vedat'tan. Avuta. Dursun. Diatta'dan kurtardı ama doku araya girdi. Otson Eduard. Gustavo. Ahmet Kutucu şimdi. Otson'la oynadı. Ahmet. Tekrar Otson. Ahmet. Hüseyin Türkmen müdahale etti ve maçı 1-0 kazanıyoruz. Stoper için Christopher Ayer'le görüşmeye geldik. Celtic kulübüyle 8.5 değeri var. Biz de 8.5 teklif ediyoruz. Transfer dönemi burada biraz uzun geçiyor. Yani takımı gerçekten hala kurmuş değiliz. Bu sene oluşturacağımız kadronun artık seneye de böyle kalmasını istediğimiz için özenle seçmeye çalışıyorum oyuncuları. Ayer bence stoper olarak kendini burada gösterebilecek isimlerden biri. Yazankaya falan güvence ve Ayer'i oynatırım. Gelişimine bakarız. Christopher Ayer. 4 yıllık bir sözleşme süresi. Serbest kalma bedeli yok. Zaten sevmiyorum. Defalarca söyledim ama. Ayer Fenerbahçe'de stopere önemli transfer oldu. Avrupa Ligi'nde playoff turundayız. İlk maç Rosenborg deplasmanı. Bakalım ne yapacaklar bizimkiler. 3-1. Botay'ın penaltı kaçırmış 80'de. Fena sonuç almadık. Deplasman için bence gayet ideal. Gayet yerinde. Alper Potuk satıldı bu arada an itibariyle. O da çok iyi oldu. Transfer bütçemize bakalım. 11 milyon euroya tekrar yükselmiş. Antep deplasmanındayız. 3. hafta. 2-0'lık galibiyet. Eduard ve Vedat Muriç. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Bu arada Max Kruse'ye teklif geldi. 32 yaşındaki oyuncuya 27.400. İnanılmaz bir teklif. Serdar'a da teklif gelmiş bu arada. 9.700. Şurada hemen kiralamayı ayarlayalım. Max Kruse'yi 30 üstüne çıkarırsak güle güle kullanın. Benlik sıkıntı yok. Yani Max yerine daha hareketli, hızlı bir ismi getirebiliriz. 30'u anlaştık kulübüyle. Serdar. 9700. Olur ya. 9700'e git Serdar.
İç sahadayız Avrupa Ligi'nde. Rosenborg maçını simüle ediyoruz. Artık Avrupa Ligi'ne gidelim de. 3-0'lık sonuç. Çok iyi sonuç. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Transferleri hala bitirmedik. Ne olacak bilmiyorum. 4. hafta iç saha Antalya maçı. Şahsen şu ana kadar hala transferi bitirememiş olmak beni çok tedirgin ediyor. Bir türlü halledemedik. Cruze de gitmedi mi? Hala gitmedi yani. Adamlar tutundu takıma. Kimse gitmiyor. İç sahada Fenerbahçe Antalya Spor maçına başladık. Vedat. Otson. Pası verdi Cruze'ye. Gidecek mi kalacak mı belli değil Cruze'nin. Gustavo güzel çekti. Hemen sol oynadı Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu. Eğer öyle olursa Hakan'ı da ortaya çekebiliriz ya. Yani o konuda çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Eduard top kaybı. Dodo verdi Cruze'ye. Cruze. Gustavo. Otson Eduard. Eduard. Bofen. İyi çıkardı bu sefer. Hakan. Bir orta Hamilton karşıladı. Serdar Aziz. Ayar'a döndü Ayar. Christopher Ayar. İlk maçı onun. Ayar. Beklediğim bir vuruş değildi kendisinden. Kanada oynamak isterken topu kaybetti. Krep'in Diatta ile çıkıyoruz. Diatta. İşte bu tip atakları yakalamamız lazım. Çok da bulamıyoruz. Diatta. Diatta. Verdi pası. Gustavo. Fedor'a çarpan top. Bofen'de kaldı. Şimdi Dodo ile çıkıyoruz. Dodo. Orada boşluğu gördü. Krep'in Diatta'nın önüne. Diatta. Diatta. Krep'in Diatta direkten döndü. Krep'in. Çok yaklaştık gole Krep'inle. Genç oyuncumuz orada iyi işler yapıyor. Diatta. Eduard. Güzel pas yine Diatta'ya. Krep'in Diatta. Bugün o kanattan inanılmaz hücumlara çıkıyoruz. Pas güzel. Gol Vedat Muriç. 1-0. İşte Diatta getirdi. Vedat tamamladı. Nihayet bulduk golü. Bayağı gecikti. Şimdi rakibin açılmasını bekleyeceğiz bu saatten sonra. Bu. Otson Eduard. Cruze ile oynadık. Max Cruze. Otson Eduard. Otson Eduard. Bofen. Pası Kida'ya. Berezeski. Berezeski. Bir orta. Serdar karşıladı. Freddy. Serdar Hamilton müthiş vurdu. Harika vurdu Hamilton. Vedat. Otson Eduard'ın koşu yoluna. Otson. Otson. Hala götürüyor Otson. Otson. Vurdu Bofen. İyi çıkardı. Cruze. Bir orta. Gustavo Blanco. Karşıladı. Dodo'ya kadar geldi o top. Dodo. Bir orta da ondan. Neri. Bofen'in üstüne attı gitti. Gustavo ile oynadık. Ahmet Kutucu. Faul. Çok yani sert bir hareket. Durduk yere. Topun başında Otson var. Daha iyi kullanan yok mu ya? Yok. Evet Otson idare eder kullanıyor işte. Otson Eduard. Otson Eduard vurdu. Bofen son anda. Gustavo girdi. Dodo son bir şans. Olur mu? Diatta. Gomez. Güzel pas. Eduard vurdu Bofen. Eduard vurdu Çeluska. İki pozisyon üst üste. Olmadı. Gustavo indirdi bu arada Gomez'e. Maç bitiyor. 1-0 kazanıyoruz. Şöyle bir transferlerimizi özet geçelim. Olivier'i aldık Celtic'ten 10.5'a. Turpu sattık 640 bin euroya. Kiraladığımız genç oyuncular oldu. Onları göstereceğim. Alper Potuk gitti. Christopher Ayer geldi Celtic'ten. 10 milyona yine. Enzo Milot Monaco'dan genç oyuncuyu aldık. Mert Günok 9 milyon euroya geldi. Önemli bir transfer. Dodo geldi. Deniz Türüç gitti. Frey gitti. Marcos Antonio'yu da Shakhtar'dan 1.900'e aldık. Hiç fena transferler yapmadık. Kadromuz fena değil aslında. Şöyle göstereyim.
İş yaparız ya burada. İyi işler yaparız hatta. Olivier'i şuraya attık mı? Marcos Antonio gibi de bir yedek. Christopher Ayer'i de genellikle kullanacağız gibi duruyor. Ama birçoğu hala gitmiş değil. Şu adamları satsak da kadro biraz ferahlasa diye düşünmeden duramıyorum. Tabii bu kariyerde ne var? Bir de milli takımı yönetiyoruz aynı anda ve Dünya Kupası elemelerine başlayacağız. Finlandiya deplasmanıyla başlıyoruz bu elemelere. Önemli bir maçla başlayacağız. Hakan solda, forvete. Burak'la Cenk inanılmaz düşüş yaşıyorlar artık yaştan dolayı. O yüzden Enes'e doğru gitmeye başladık. Yani sürekli Enes oynayabilir burada diye düşünmekteyim. Kadro hazır. Hadi gidelim Finlandiya'yı yenelim. Finlandiya deplasmanında maça başladılar. Çok kritik maç. Kazanmak istiyoruz. Önde baskıyla başlayacağız. Jensen. Faal. Ama Hasan Ali yerinde müdahale etti. Okay. Hakan Çalhanoğlu. Okay yokuştu. Yusuf Yazıcı araya, Enes'e, Enes vurdu, mükemmel bir gol. Enes Ünal. Finlandiya deplasmanının da önündeyiz. İşte bu kadar ya. Erken golle başladık. Enes. Müthiş şut, kaleci çıkaramadı. Etemajlı oynadı. Alho. Fukki. Ring. Fukki vurdu Mert. Bu sefer de onlar iyi geldi. Maç çok hızlı başladı. Etemaj. Bir orta. Çağlar Söyüncü. Ring. Araya giremedik. Fukki. Etemaj. Fukki. Güzel paslar. Mert çıkardı. 37. dakika. Finlandiya çok etkili geldi. Hetemaş. Bir orta. Çağlar. Yusuf. Çağlar'la oynadı. Çağlar. Güzel çalım attı bu arada Yusuf. Orada Okay. Cengiz'in koşu yoluna. Cengiz Ünder. Stavisky. Araya girdi. Topu kaptı. Lamuzun oynadı. Zeki indirdi. Meri. Okay. Şimdi İrfan. İrfan Can. Yusuf Yazıcı. Enes'e. Enes. Enes. Enes vurdu. Orada resmen Enes'in dengesini bozarak vuruşunu engellediler. Yazık oldu. Çok kötü pozisyon kaçtı. Alho. İndirdiği yerde Hakan var. Hakan Şahlanoğlu. Hasan Ali ile oynadık. Hasan Ali. Enes. Yusuf. Sağ kanatta. Cengiz'i gördük. Cengiz. 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 Cengiz Ünder. 2 oldu. Finlandiya 0 Türkiye 2. İşte bu kadar. Cengiz Ünder. 2-0. İlk maçımızı kazanmaya çok yakınız. Bırakmadı ya. Bizimki kalkana kadar gitti, adam aldı. Ring bu arada. Ring de geliyorlar. Ring. Not geriye oynadı. Hetemaş. Jensen. İrfan. Çok kötü. Karşıladı gerçekten. Olacak iş değil. Lod'un pası. Jensen. Lod. İyi geldiler bu sefer. Futki. Çağlar. Ne faali? Faali yok. Öyle bir şey yok hocam. Öyle bir şey yok. Lod çok kritik ya. Bak şimdi. Ring vurdu. Müthiş gol attı adam. Meri'yi de oraya kadar soktuyduk. Hiçbir şey yapamadı orada. Füze gibi geldi. Bir de tam 90'a gitmiş yani. Müthiş vurmuş Ring. Çok başarılı ya gerçekten. Hasan Ali karşıladık. Hakan Çalhanoğlu. Enes. Enes önüne attı. Enes. Yusuf. Tekrar Enes. Enes Ünal. Enes Ünal götürüyor. Enes. Pas Yusuf'a ama Stavisky araya girdi. Hakan güzel orta gol getirir. Haydi be. Taylor. Okay. Vuruş. İrfan. Kaleci inanılmaz bir top çıkardı.
Hakan. Bir orta daha boşta kaldı. Stavisky uzaklaştırdı. Bu arada araya girir. Ne girdi? Enes. Hasan Ali ile gidiyoruz. Hasan Ali. Pas. Enes'e. Enes Ünal. Enes. Enes Plase. 3 oldu. Kontra atakta vurduk Finlandiya'yı. 3-1. İşte bu kadar ya. Enes Ünal. Nihayet. Ya çok kritik. 2-1'deyken maç geldi gitti bence. Şu an ama kopardık maçı. Son 14 dakikaya giriyoruz. Stavisky oyunu başlattı. Çağlar. Yusuf şimdi. Sola Hakan Çalhanoğlu'na. Hakan'la kontraya çıkıyoruz. Hakan. Enes'in koşu yoluna. Enes Ünal. Enes Ünal. Güzel pas. Hakan. 4 oldu. Hakan attı 4 oldu. Finlandiya 1 Türkiye 4. İşte bu kadar be. Enes işte çok güzel çalım. Hakan'dan da sakin bir vuruş. 4-1. Maçı kopardık. 3 puanı aldık Finlandiya deplasmanında. Güzel başlangıç. Bizim adamız olamaz. 4-1 kazanıyoruz. 3 puanla başladık şu zorlu grupta. Belçika, İngiltere, Portekiz grup yani gerçekten felaket. Çok felaket bir grup. Oradan teklif gelip duruyor, kiralama teklifi. Yani neredeydiniz? Sezon başı neredeydiniz? Ben onu soruyorum. Türkiye, Bulgaristan ikinci maç. Mutlak kazanmamız gerekiyor çünkü gruba gördünüz. Bu grupta oynuyorsak bu tür maçları kazanacağız. Abdülkadir Ömür bugün 11'de. Oğuzhan Özyakup'u uzun zaman sonra aldık bakalım. Enes. Bence Enes yedek forvet olsun. Cenk'i çıkaralım, evet. Böyle daha iyi oldu. Hadi başlayalım. Olimpiyatta Türkiye Bulgaristan maçına başladık. Çağlar. Hasan Ali kaldırım. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan'la çıkıyoruz. Oğuzhan. Orada Abdülkadir kaçtı. Abdülkadir verdi pası. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. 1-0. Öndeyiz. Burak nereye gittin Burak? Erken golle başladık. Burak Yılmaz. Çok net geldik. Böyle maçlarda zaten erken golü bulursak rahat koparırız. Araya Hakan girdi bu arada. Hakan Nedelev alamadık topu. Kraev. Malinov. Müthiş pas attı Malinov. Mert. Mert sakin Mert. Cengiz Ünder. Okay Yokuşlu. Orada kaçan isim var Cengiz. Cengiz aldı topu. Cengiz Ünder. Cengiz hala top onda. Cengiz verdi pası. Burak. Olmadı. Bir daha deniyoruz. Oğuzhan. Oğuzhan çekti. Oğuzhan. Oğuzhan avuta. Nedelev. Velkov. İyi geldiler. Nedelev. 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 Hiçbir şey yok ya. Topa müdahale. Hocam alakası bile yok. Kırmızı kart verdi bir de. Ya ne zamandan beri kırmızı kart artı penaltı veriyorsunuz? Ben bunu anlayamadım. Son... Geç tepki verdi Merih, geç. Yazık oldu ya, Merih gitti. Şaka maka, Okay'ı çektik oraya, Abdülkadir şurada. İş biraz riske girdi şimdi. Hadi bakalım, Wanderson geliyor. 1-1. Türkiye 1, Bulgaristan 1. Mert. Başaramadık. Az Merih'le ne indirdim adamı ya. Beraberlik geldi ama biz bu maçı almak istiyoruz. Oğuzhan. Wanderson. Wanderson'la geliyorlar. Güzel de pas attılar. Çağlar son anda. Wanderson yine Çağlar. Wanderson bırak artık şu topu ya. Ali.
Sol taraftan götürüyor Hasan Ali. Dakika 35. Hasan Ali güzel çekti bu sefer. Hasan Ali verdi pası. Hakan, Hakan defanstan döndü. Hakan önü yine boşaldı. Yine defansa çarptı top. Anlık olarak heyecan yaratıyor Hakan Çağlanoğlu. Sola güzel pas Hakan. Yine Hasan Ali ile geliyoruz. Evet, bugün Asensio çalışıyor. Sol bek çalışıyor bugün. Bir orta. Kaleciden büyük hata geldi ama. Orada kimse yok. Krajev. Krajev çekti. Krajev verdi pası. Çoşev. Krajev hala vurdu Mert. Olimpiyatta işler istediğimiz gibi gitmiyor. Krajev bir orta. Out. Direğe çarptı ya. Kadir. Oğuzhan. İndirdiği yerde. Burak yerde. Penaltı yok mu hoca? Hoca penaltı yok mu? Bu penaltı değil de. Hangisi penaltı? Okay ne yapıyorsun? Aksiyon yaşatmayın ya. Aksiyon yaşatmayın. Bir sefer de aksiyon yaşatmayın. Zeki araya girdik. Cengiz'le çıkıyoruz. Sağ kanatta boşluk var. Kullanır mıyız? Cengiz. Rakip geldi. Abdülkadir Cengiz'in önüne bıraktı. Cengiz bu sefer çekti. Cengiz verdi pası. Burak verdi o da. Ha, Oğuzhan nereye? Oğuzhan nereye attı? Oğuzhan. Evet orada Malinov. Despodov. Krajev. Despodov. Zanev. Bir türlü alamadık o topu. O topu alamadık, o topu direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon ya. Rezillik. Az daha yiyorduk golü. Şimdi Deniz Türüç. Evet, Emre Akbaba. Burak Yılmaz. Evet. Enes'i de oraya attık. Hadi bakalım. Son atak. Son atak için gerekli değişiklikleri yaptık. 90+1. Okay. Çağlar. Oğuzhan Özyakup'la çıkıyoruz yine. Yine denk gele. Oğuzhan'a denk geldi orada. Deniz. Oğuzhan. Enes. Pası geçmedi. Enes. Sağ tarafa. Orada Emre'ye. Emre Akbaba. 2-1 oldu. 2-1 oldu. İşte bu. Attı golü. 90+4'te öne geçiyoruz. Emre Akbaba. Nihayet öndeyiz. Çok zor oldu, çok. Çoşev. Kazanıyoruz. Türkiye 2000 yarıştan bir. Evet, ligde 4 haftada 12 puan. Türkiye milli takımıyla 2 maçta 6 puanla. Bölümü kapatıyoruz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.